Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından yeniden sizlerle birlikteyiz. Samandağ Belediye Başkanı Avukat Sayın Refik Er Yılmaz stüdyolarımızda ve reklama giderken hatırlatmıştık ne soracağımızı. En iyi çalışan belediye biziz dedi. Öyle iddia ediyorum dedi. Vatandaş Samandağlılar sizinle aynı fikirde mi? Bu sorunun cevabını sizden rica ediyoruz onlardan. Şimdi bir. Ali Bey, en iyi çalışan belediyelerin içinde derken şunu kastediyorum. Ekonomik durumumuz dikkate alındığında... Evet. Yaptığımız hizmetler gerçekten takdire şayan. Hani örnek verdim. Mesela şu andaki Denizli'deki 5 milyon lira parayla ben iş yapmaya çalışıyorum. Maaşları da ödeyeceğim. Maaşını ödüyorum. Evet. İkramiyesini ödüyorum. Ek ödemelerini ödüyorum. Hiçbir yere bir kuruş borcum yok. Bakın 9 benim dönemden aldığım bütün yaptığım hizmetlerden hiçbir kimseye borcum yok benim. Dolayısıyla gelen para, net söylüyorum. Gelen para maaşlar, personel gideri ve mazota ancak yetiyor. Ancak. Ve geri kalan bütün çalışmaları ben ufak böyle bu emlak vergisinden topladığım paralarla bunlara böyle sahip çıkarak kaynağı doğru kullanmak, tasarruf yaparak ve doğru kullanarak personelimizi de çalıştırarak biz de çalışarak bu işleri üretiyoruz. Böyle bir kıyas yaptığında Türkiye'nin evet. En iyi çalışan belediyelerinin bir tanesi bugün, diyorsunuz. Bugün Türkiye'nin birçok yerinden milletvekilleri olsun, işte oda başkanlarıdır, sivil toplum örgütleridir, normal vatandaşlar geldiler mesela Deniz'deki parkı ziyaret ettiler. Ne kadar mal ettiniz dediler. Ben dedim ki bunun maliyeti bize 10-10,5 milyon. Şu andaki fiyatı, şu anda yapmak isterseniz 35-40 milyondan aşağı çıkmaz. Bu başarılı bir çalışma değil mi? Evet. Gastronomi köyü 500 bin lira. Oradaki yapılardan birini yapamazsınız bu parayla. 35 milyonluk bir değer ortaya koyduk. Bu bir başarı değil mi? Samandağ 75 yıllık tarihinde hiçbir dönemde bu kadar asfalt görmedi. Kim ne derse desin. Ben de aynı şeyi söylüyorum Refik Bey. Diyorum ki Samandağlı sizinle aynı fikirde mi bu söyledikleriniz? Ya bak sana ben bunu 35 milyon içinde yapamazsın. Ön yargılı olmayan. 40 milyona yapamazsın. Ön yargılı olmayan. Eli yani vicdanı olan. Gerçekten biraz objektif davranabilen herkes aynı fikirde. Farkında. Ama çocuğun işe alamadıklarımı onlara ikna edemiyorum. Orada sıkıntı var. Bu konuyla ilgili çok dertlisiniz ya. Çok. Yani bu iş konusuyla ama en büyük ilgili. Sorunu orada yaşıyorum. Çünkü hep onlar çıkıyor karşıma. Ben de 2000-3000 kişiyi daha belediye alamam ki. Zaten belediye personeli şişmiş. Onlara başka alanlarda istihdam alanı sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Ha ihtiyaç olduğumuzda alacağız. Ben Adıyaman'dan, Batman'dan, Suriye'den bilmiyorum. Suriye almıyorum. Samandağ'daki insanları aldık. Belediyede çalışan Suriyeli var mı? Yok. Yok ya böyle bir şey olur mu? Hayır çünkü bazı belediyelerde çalıştığı söyleniyor. Yani Türkiye'de bilmiyorum. Hayır bizde böyle bir şey yok. Suriyeli demişken Samandağ ve Suriyeliler dediğimizde nasıl bir tablo var Samandağ'da? Yok fazla Suriyeli yok Samandağ'da. Toplam geçen resmi rakamlar açıklandı. 500 bütün Samandağ genelinde bu hani mevsimlik işlerde çalıştıran işte narenci işinde ve diğer buna benzer inşaat işlerinde çalıştıran şeyler var, Suriyeliler var. Onların toplamı 500 kişi. Bunların çoğu da Samandağ'da kalmıyor zaten. Evet ama Hatay'la ilgili tabii ciddi sorunlar var. Hatay genel dediğinizde. Evet. O zaman Hatay ve Suriyeliler dediğimizde çünkü Sayın Genel Başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir iddiası var. Diyor ki biz gelirsek 2 yıl içerisinde bunları geri göndereceğiz. Gerçekten gönderilebilir mi? Şimdi siz Hatay'da sizden rapor istedi mi? Yani sizden derken Hatay'daki belediye başkanlarından bu konuyla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu. Sizin fikriniz ne? Gönderilebilir mi iki yıl içerisinde buradaki Suriyeliler? Ya da Hatay'a ağır bir yük oldukları biliniyor zaten. Sadece o yükle Hatay, ilgili ne söylersiniz? Bu sadece Hatay'ın sorunu değil artık ülkenin bölgenin sorunu haline geldi. Doğru. Biz bunu 2011-2012'de savaşın ilk başlarında çok anlattık, çok izah ettik, uyardık, yapmayın, etmeyin dedik. Bakın siz burada ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye sokuyorsunuz. Buranın demografik yapısına, o zaman. Tabii ki demografik yapısına etki edebilecek sonuçları var bunun. Ekonomik sonuçları var. Güvenlikle ilgili sıkıntı olur. Yapmayın etmedik. Geldiğimiz noktada keşke yanılsaydık. Şimdi bu Türkiye'nin sorunu haline geldi. Cumhurbaşkanımızın kalkıp bunları sahiplenen bir gün böyle bir gün şöyle yönündeki açıklaması bile kafası karışık çünkü. Çünkü ciddi bir sorun ve bunu önüne getiriyorlar. Kafasında ne var bilmiyorum. Bunlarla ilgili düşüncesi nedir? Bunlar gelirken bunlara ne vaat edilmiş, bunları geri gönderirken işte acaba o daha önce verdikleri sözden dolayı mı geri adım atılıyor gibi artık soru işaretleri geldi. Çünkü bunlar ilk geldiklerinde ben de İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesiydim. Kampları ziyaret ettik. Altınözü'nde, Yayla Dağı'nda şu bu. Onların temsilcileriyle görüştüğümüzde milletvekillerinin önünde AKP'li milletvekili. Onlar dedi ki bizi oradan getirmek için
Bize vaatlerde bulundu. Ev vereceğiz, iş vereceğiz, maaş vereceğiz, şunu vereceğiz, bunu vereceğiz. Öyle geldik, evimizi terk ettik. Bir kısmı öyle geldi. Kim vermiş bu sözü onlara? Yani o zaman... Bilmiyorum o tarihte. Yani. Hayır, yani bizim yetkililer mi? Tabii Türkiye ki, mi? Tabii ki. Tabii ki. Onların iddiası. O zaman sizde rapora çok, yansıdı bu. Siz de çok tartışma konusu olmuştunuz. Size mecliste ben şu anda bir konuşmanızı hatırlıyorum. İşte Esad'la fotoğraf çekildiniz falan. Hatta siz orada sinirlendiniz. Yahu kardeşim diyen sizsiniz ona. Bilmem ne diyen sizsiniz evet, demiştiniz. Evet. Sürekli bunu ısıtıp önümüze koyalım. Suriye'ye gittiniz. Şu, gittik de... Resmi devlet ülkenin, başkanıyla görüştüm ya. Tabii biz ülkenin menfaati için gittik. Evet. Bakın ondan sonra zaten milletvekilliğinden sonra biz gitmedik, gelmedik. Bizim işimiz beni Türkiye ilgilendiriyor. Beni bu ülkem ilgilendiriyor. Beni bölgem, benim ilim ilgilendiriyor. Buradaki insanların durumu ilgilendiriyor. Evet. Ülkenin ulusal güvenliği ilgilendiriyor beni. Sağdan sola kadar bütün siyasetçiler neredeyse Türkiye'de şu anda artık aynı çizgiye geldiler. Diyorlar ki Esad'la görüşmeden bu sorunu çözemezsiniz. Evet. Esad'la görüşmeniz lazım. Ya işte şununla görüştünüz, bununla görüştünüz, İsrail'le oturdunuz, bilmem Mısır'la İsrail'le oturdunuz İsrail'le Dışişleri Bakanı gitti ya. Birleşik Arap Emirlikleri'yle oturdunuz da niye Esad'la oturmuyorsunuz? Bu konuyla ilgili Refik Erilmaz ne söylemek ister? Bu konuyla yani ilgili çok suçlanan biri olarak. Tek başına şu anda izlenen politika, dış politika tek başına onların ne kadar sakat bir dış politika uyguladıklarını ortaya koyuyor. Sakat bir politika. Mısır'la kavga ettik, sonra gittik, alttan aldık. Birleşik Arap Emirlikleri'ni darbe yapmakla suçladık, gittik, ayağına gittik. Suudi Arabistan'la birbirimize girdik. Şimdi orada vatandaşlarımıza, işçilerimize ambargo uyguluyor. Gittik, ayağına gitmek zorunda kaldık. Yani attığımız her adımdan geri adım atmak zorunda kaldık. Niye baştan o yanlış adımı atıyorsun ki? Dış politika düşünülerek, hesaplanarak, 10 yıl sonrası, 20 yıl sonrası düşünülerek, hesap edilerek yapılan bir politikadır. Kaldı ki sizin komşularınız da bir adım atarken, bir politika ortaya koyarken bunu çok çok ince bir şekilde düşünmek zorundasınız. İnce eleyip sık dokunmak zorundasınız. Çünkü bunlar komşu. Bizim komşumuzu değiştirme gibi bir şansımız olabilir bugün, mi? Bugün Refik Bey geldiğimiz noktada artık zaten bunlar geçmişte kaldı ama bugünden sonra ne yapılabilirin üzerinde şu anda çok duruluyor. Ve mesela Millet İttifakı'nda en büyük ortaklarından biri, hatta en büyük ortağı CHP'den sonra Sayın Meral Akşener sürekli elini masaya vuruyor. Esad'la oturmanız lazım. Hatta ben gideyim diyor sizin adınıza görüşüm. Siz gitmek istemiyorsanız hadi siz de sözünüzü yemeyin evet. diyor. Halil Bey. Görüşmeden bu işi çözemez miyiz? Dış politikada duygusallığa yer yoktur. Olmaz. Olmaz. Kinle, öfkeyle siz dış politika yürütemezsiniz. Benim Esad'a karşı önyargım var, öfkem var, kinim var. Ben bunlarla görüşmem. Böyle bir dünya yok. Eğer ülkenizin menfaati, sizin şahsi olarak öfkeniz, kininiz, tepkiniz olabilir. Ama ülke olarak sizin böyle bir hakkınız yok. Ülkenin menfaatlerine zarar verme adına kendi egolarınızı, kendi öfkenize yenilip siz bu ilişkileri bu şekilde böyle soğutamazsınız, ilişkileri koparamazsınız yani doğru değil. Bizim ta baştan söylediğimiz de buydu Ali Bey. Yani siz öfkenizle... Dinlenseydik o zaman diyorsunuz. Ya baş geçtik onu. Geçtim. Ben şunu söylüyorum. Şu anda da aynısını söylüyorum. Bir yanlış yaptınız diyorsunuz ki Mısır'da işte yanlış yaptık geri döndünüz. Suudi Arabistan'da burada bunlar bizim komşumuz. Mısır bizim komşumuz değil. Suudi Arabistan, Birleşik Arap. Ama bizim 930 kilometre sınırımız olan bir ülkeden bahsediyoruz. Aynı kaderi, aynı tarihi, aynı inancı paylaştığımız bir coğrafyadan bahsediyoruz. Siz yok sayıyorsunuz. Ben görüşmem diyor. Niye efendim ben bu adamla ilgili işte şöyledir. Artık mezhep midir, başka bir şey midir, siyasi bilmem siyasi İslam'la alakalı olan düşüncelerinden mi bilmiyorum. Ne olursa olsun. Sizin bu şekilde duygusal davranma gibi bir lüksünüz yok. Kişisel buna, şeyleri bir kenara bırakıp ülkenin çıkarı neyse o. Devlet yönetimi bunu gerektirir. Böyle olur. Evet. Devlet yönetimi böyle olur. Evet böyle olur. Ülke gündemi dedik, Suriyeliler dedik. Ülkemizin önemli bir sorunu. Çok çok konuşulan bir konu. Son dönemde AK Parti iktidarı tarafından da konuşulan bir konu. Göndereceğiz, göndermeyeceğiz, ensarız, değiliz vesaire. Neyse bir takım çalışmalar var. Onu da görmek gerekiyor. Umuyor ve diliyoruz ki... Suriyeliler kendi ülkelerine giderler. Hem onlar kendileri orada vatanlarına daha rahat ederler. Hem biz daha rahat ederiz. Umuyor ve diliyoruz ki. Yani başka bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi Refik Bey önümüz yaz mevsimi. Yaz mevsimi dendiğinde akla gelen iki ilçe olur Hatay'da. Biri Arsuz, diğeri ise Samandağ. Turizm sezonu. Diyeceksiniz ki şimdi Samandağ'da ne turizmi ya? Arsuz'da ne turizmi? Biz gidiyoruz, biz geliyoruz zaten. Çünkü yatırım yok bu konuyla ilgili. Yani hükümetin yatırımı yok. Yanılmıyorsam bu konuyu daha önce de konuşmuştuk sizlerle. 90'lı yıllarda mı turizm bölgesi ilan edilmiş zamanda? 93. 93. Hiçbir çalışma yok turizmle ilgili. Siz belediye olarak, yerel belediye olarak ne yaptıysanız o. Başka da bir şey yok. Neyse konumuz bu değil. Temizlik, su, yol vesaire ve Samandağ yaz mevsimi geliyor. Buyurun. Şimdi tabii Samandağ bir turizm ilçesi. Hı. Eyvallah.
hangi açıdan turizm ilçesi? Deniziyle, kumsalıyla, doğasıyla, tarihiyle, inanç turizmiyle, tarımıyla bir turizm ilçesi. Peki biz Türkiye olarak, bu Samandağ Türkiye'nin bir ilçesidir neticede. Tabii. Türkiye'de bir ilçe. Dolayısıyla madem turizm bölgesi, bu turizm potansiyelimizi harekete geçirmemiz lazım. Hı. İlçe olarak, ilçe belediyesi olarak, ilçe belediyesinin yetkileri ve bütçesi olarak bizim bu potansiyeli harekete geçirip ilçeyi bir turizm merkezi haline getirme şansımız olabilir mi? Bence hayır. Benim bütçemle, benim yetkimle ben Samandağ'ı istediğim kadar işte bir mücadele içinde olayım. Arzu ettiğimiz noktada o potansiyeli ilçe ekonomisine kazandıracak bir turizm merkezi, bir işte Bodrum, bir Kuşadası yapabilecek bir benim birikimim yok. Ekonomik anlamda birikimim yok. Ekonomik anlamda onun dışında yetkim de yok. Hı hı. Benim öyle bir yetkim yok. Mesela çizmişler kıyı kenar çizgisini. Bakıyorsun öbür tarafta 600 metre genişliğinde kıyı kenar çizgisi. Dokunamıyor, giremezsin. Bir şey yapamazsın. Yatırımcı geliyor diyor ki ya ben burada yatırım yapmak istiyorum. Arazi lazım bana. Bakıyorum ya parkı yaptın. Kıyı kenar çizgisinden sonraki ilk 50 metre 9 tane şikayet edik ya. Hmm, hmm. Müfettiş geldi, öbürü geldi, öbürü bilmem ne yaptı ya. Ya park yaptım ya. Dolayısıyla bırakın art ticari olarak bir şey yaptığınız zaman kıyameti koparıyorlar. Vay efendim rant yok işte rezidanslar buna peşkeş çekilmeler. Parkın içerisinde koyduğumuz 2-3 tane böyle şey var, büfe var. Kiraya vereceğiz. Ya o kadar çok dedikodu üretiyorlar ki. Ya vermiş ya, adamlarına verdi ya. Bitti ya, boşuna gerek yok falan. Ya sonuçta zaten bir büfeden söz ediyoruz ya. İhaleye çıkaracak. Yani diyorum. Kim alırsa alsın Samandağ'la alacak ve orada istihdam sağlayacaksın yani bir kişiye. Ya öyle bir hastalık var. Yapma. Çünkü 70 yıl, 75 yılda hiçbir şey yapılmamış. Ama kime versen bu konuşulacak tabii ya. Yani ya, senin hiç tanımadığın biri olsa bile diyecekler ki ya tanıdığına verdi. Ya bu yani. Kadar şeffaf, yani. Bu kadar şeffaf davranıyoruz. Hmm. Her ay mecliste gelir gider bütçemizi açıklıyoruz. Hmm. Buna rağmen birileri kasıtlı olarak yok efendim bu büfeler işte birine verildi zaten çoktan satıldı filan. Ya kimseye verdiğimiz yok. Kanun açık, açık artırmaya ihaleye çıkacağız filan. Yani neticede şunu söylüyorum. Yani bu ilçede 70 yıl hiçbir şey yapılmamış olmasının ciddi anlamda hizmet üretilememiş olmasının, yatırım yapılmamış olmasından kaynaklı sıkıntılar önümüze çıkıyor. Devletin burada birinci derecede sorumluluğu var. Hani turizmden çıkardık filan ya. Şimdi Çevlik, Kapısuyu, Mağaracığın bir kısmı ta Arsu sınırına kadar biz dedik ki turizmin içinde kalsın, kaldı. Ya 30 yıldır turizm içinde yer alan Çevlik Tatil Köyü'nün kanalizasyonu yok ya. İçme suyu şebekesi yok. E diyorlar ki turizmden çıktı. Ya kardeşim turizmde duruyor. İşte turizm orası, gidin. Turizm bölgesi. Kanalizasyonu yapsınlar. Gelsin bakanlık. Geldiğimde koruma imar planı yapmak istedim. Bana o tarihte 1 milyon 200 bin lira, yani bugünün parasıyla 7-8 milyon lira fatura çıkardılar. Ya dedim ben bu parayı ödeyemem. Koruma imar planı lazım ama Çevli'ye geç kalındı. Hmm. Oradaki çarpık yapılaşma, altyapı yok. Korkunç. Samandağ'ın belki Hatay'ın en nadide, en güzel yerlerinden biri. Tabii canım. Stratejik bir yer. Tabii. Ama gidin bakın, mahvetmişler. Korkunç bir çarpık yapılaşma ve kaçak yapılaşma var. Şimdi bakanlık bununla ilgili bir çalışma var mı? İşte dünyanın ikinci limanı, Selevki elemanı orada gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Tütüs tünelleri var, Beşikli Mağara var, işte Dor Mabedi var. Bilmem. Ya arkadaşım tamam da bakanlık olarak siz bununla ilgili bir şey yaptınız mı? Yapıyor musunuz? Hayır. E burası turizm bölgesi, gelin siz yapın. Yok. Dolayısıyla burada bakanlığın gelip bu değerlerimizi ortaya çıkarıp insanlarımızın hizmetine sunulması lazım. Şimdi benim gördüğüm şu, siyasi olarak Samandağ için bu çalışmalar yürütülecek gibi durmuyor. Sanıyorum ki siz de benimle aynı fikirdesiniz ya da en azından yakınsınız benim fikrime. Samandağlılar da herhalde aynı fikirde. Ne olacak peki abi, Samandağ böyle mi kalacak? Yok, böyle kalmayacak. Biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani bizim yaptıklarımızı küçümsemeyin. Hükümetten bağımsız. Evet, hükümetle alakası yok. Biz kendimiz ilçe, kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz. Hı. Bakın sahilin mesela ikinci etabıyla ilgili şu anda projelendirme çalışmalarına başladım. 3-4 ay önce ben ikinci etabın geçici tahsisi için yazı yazdım. Hüseyin Bey'le de kaç defa görüştüm.
Oraya duvarı öreceğiz, çalışma yapacağım, dolgu çalışmalarına başlayacağım. 4 aydır maalesef daha biz şey yapamadık, geçici tahsis kararını alamadık. Alır mıyız, alırlar, verirler mi onu da bilmiyorum. Buradan da bu vesileyle Hüseyin Bey'e de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Birinci etap için bize destek, yani katkı sundu, yardımcı oldu, teşekkür ediyoruz. İkinci etapla ilgili de bekliyoruz. Çünkü zaten yasal anlamda orası kıyı kenar çizgisinden sonraki ilk 50 metre park olmak zorunda olduğu için yasal anlamda kanun, kıyı kanununa göre ve biz imar planımızda da burayı park olarak, rekreasyon alanı olarak ilan ettiğimiz ve parkta imar planında kesinleştiği için bize burayı zaten tahsis etmek zorundalar. Süreci kısaltmak adına biz bir yardımda bulunmalarını istiyoruz. Zaten orası park alanı, imar planında da park alanı, evet. Kanun gereği de park alanı. Evet. Dolayısıyla biz ekstra bir talebimiz yok. Kendi paramızla yapıyoruz. Orada bize herhangi bir katkıda sunan da yok. Kimse de gelip bizimle beraber oraya bir çivi çakmadı. Biz kendimiz ilçe belediyesinin imkanlarıyla yaptık orayı. Dolayısıyla orası da sadece Samandağ'a hitap eden bir park değil. Burada 15 tane ilçenin tamamından kim gidiyorsa oraya gidip parkta oturuyor, dinleniyor, çocukları parkta oynuyor. Oradan sahile iniyor. Dolayısıyla o parkı biz sadece Samandağlılar için yapmadık. Bütün Hatay için yaptık. Bütün Türkiye için yaptık. Kim geliyorsa gidiyor oturuyor. Dolayısıyla burada madem ortak bir payda herkes destek versin. Sahip çıksın. Herkes elini taşın altına koysun. Yani biz ekstra bir talebimiz yok. Peki. Hani biz ne yapabiliriz? Biz güzel şeyler yapabiliriz. İkinci etabı yaparsam üçüncü etapta kalacak. Benim zaten bütün hayalim, bütün amacım sahili orada 6 kilometrelik o sahil bandını rekreasyon alanına çevirmek. İkinci etapta çok güzel projelendirmelerimiz var. Mesela gençlik merkezini oluşturuyoruz. Yaşlılarımız için dinlenme merkezi oluşturuyoruz. Tenis kortlarımız var, basketbol sahalarımız var, spor aktivitelerinin yapılabileceği alanlar var. Çok güzel bir proje hazırlıyoruz. Bunu ne için yapıyoruz? Samandağ için yapıyoruz. Dolayısıyla katkı yapsınlar. Öbürü, kusura bakmasın, milletvekili arkadaşları da gelin elini taşın altına koysun. 10 tane milletvekili arkadaşımız gelsin. Desinler ki başkan ne yapabiliriz bu memleket için? Sana katkı yapabileceğimiz bir şey var mı? Demelerini isterim yani. Peki şimdi geldik, öyle bir soru soracağım ki Refik Bey. Şimdi çok daha yeni seslendiniz, 10 milletvekili dediniz. Ben bunu Lütfü Kaşıkçı'dan duydum bir iki defa. AK Partili milletvekillerinden duydum. Bir de Abdülkadir Teksöz'den duydum, 10 milletvekili. Hemen hatırlatıyorum, diyorum ki 11 milletvekili var Hatay'ın. Evet. Diyorlar ki şeyi saymayın, Barış Atay'ı saymayın. Şimdi siz de 10 milletvekili dediniz de. Özür diliyorum ben bizden kalma. Açıklama, sizi açıklama. 11 değil mi? 11 milletvekili. Yani sonradan oldu ya bir milletvekili, unutmuşuz yani. Yoksa tamam, sizinki bu. Sizinki yok, bu. Barış. Yani çünkü burada soruyorum. Ya diyorum ki bak 11 milletvekili var, diyor ki ben onu saymıyorum. Öyle söylüyor şey yani. Mu? Öyle şey olur tamam, mu? Tamam, siz öyle düşünmüyorsunuz. Hayır, öyle bir şey olabilir mi? O bizim milletvekilimiz, başımızın tacı, hiçbir sıkıntı yok yani. Barış da bizim kardeşimiz yani, öyle bir şey olabilir mi? Peki. Şimdi Refik Bey, programımızın sonuna doğru geldik yani, ama 5-6 dakikamız daha var. Aslında benim önümde şu soru var sadece, çok kısa. Gerçi bunu çok uzun tutacağınızı sanmıyorum çünkü yapabileceğiniz bir şey yok. O rip akıntısı ve ölümler. İşte yaz mevsimi dedik ya, yaz mevsimi yine geliyor. Ben kendi adıma bir gazeteci olarak valla böyle durmuşum, lan diyorum ki bakayım ne zaman başlayacak ölümler. Ne ya, yazık ki bu durumdayız. Şimdi şöyle tabii bir deniz... Hatta başladı mı bile, bir vatandaşımız öldü mü geçen sizde Samandağ'da? Bir Suriyeli ölmüş. Suriyeli. Duydum, evet. Bir yurttaş. Evet. Meydan köyünde maalesef. Yurttaş değil, şimdi buna yurttaş diyebilir miyiz abi, avukatsınız ya. İnsan neticede. Hayır, insan ama yurttaş diyebiliyor mu? Yurttaşımız Suriye değil. Vatandaşı dedik, Suriye vatandaşı. Ben yurttaş dedim. Yanlış kullandım değil mi ben yurttaş dersen? Yani Suriye yurttaşı diyebilirsin. Bir Suriyeli. Yok, evet. Bir Suriyeli, tamam. Şimdi tabii açık deniz olmasından kaynaklı bir rip akıntısı yaşanıyor. Özellikle gelen, dışarıdan gelen, denizi tanımayanlar açısından ciddi bir risk. Geliyor, giriyor serinlemek için. Bilmiyor denizin ne olduğunu. Hmm. Alttan bir çekiyor. Zaten yüzmesi de yoksa, yüzme bilmiyorsa hiç kurtulma şansı yok. Bizim denizimizden, hani dünyanın en uzun sahillerinden çok geniş bir kumsal, güzel bir kumsal diyoruz ya. Evet. Bundan yaralanamıyoruz. Niye? Çünkü deniz bu dalgalı olması ve rip akıntısından dolayı biz sahilimizden yeterince yararlanamıyoruz. Buraya bir dalga kıran yapılması lazım. Çok mu zor? Hayır. Ama benim gücüm yeter mi? Hayır. Kim yapacak? Bunu devlet yapacak. Avrupa fonlarından böyle bir araştırmanız var mı? Yani faydalanılabiliyor mu? Şimdi Avrupa fonları araştırıyorum. Çünkü devletten ben ümidi kestiğim için söylüyorum abi. Ben bir Hataylı olarak, ben artık devlet demeyelim. Devlet, hepimiz devletiz. Hükümetten. Buraya bir şey yapmayacaklar abi Hatay'a. Bak bugün de, dün özür diliyorum, dünkü ana haber bültenlerinde Mehmet Güzelmansur, sizin milletvekiliniz,
İsmet Tok Demir, Suzan Şahin. Hatay'ın sorunlarını bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir toplantı yapmışlardı. Bas bas bağırıyorlar sizin partililer yani. Ben de artık inanmıyorum yani Hatay'a bir şey yapılacağını hükümet tarafından. Dolayısıyla diyorum Avrupa fonları yani. Şöyle araştırdım. Mesela Hollanda'ya gittiğimde, Almanya'ya gittiğimde araştırdım. Oradaki arkadaşlar kanalıyla da ilgili birimlerden bilgi almaya çalıştık. Şunu öğrendik. Yani dalga kıranın farklı projeleri var. Yani farklı şekilde olabiliyor. Beton şeklinde olabiliyor. Farklı işte o ne diyorlar bariyer şeklinde olabiliyor. Bunlar farklı yöntemleri var. Uygulanan farklı ülkelerde uygulanan yöntemleri var. Maliyetleri de farklı. Ama direkt yani bunu finanse edebilecek bir Avrupa fonuna rastlayamadık. Böyle bir şey yok. Yok rastlayamadık. Ne kadar bu, mal oluyor abi böyle çok, bir şey? Hani devlet bunun çok rahat bir şekilde yapabilir. Menderek de yapabilir. Yani orada vatandaşların güvenli bir şekilde o dalgaları kırabilecek, güvenli bir şekilde vatandaşların gelip yüzebileceği bir alan oluşturması lazım. Bu başka bir şey değil yani. Tabii bunu yapacağını Çevre Yolu 18 yıldır bitiremedi maalesef yani. Bitirilemedi. Altı üstü 14 kilometrelik bir alan. Evet. Şeyini de döktüler, yolun kamulaştırmasını yaptılar. PMT'sini döktüler. İşte yağmur suları ile ilgili boruları da döşediler. Asfalta geldik. İki tane de köprü var. Hatta onun şeyini de döktüler. Fora kazıklarını da döktüler ama köprü kısmına gelince de ihale feshedildi. 6-7 tane ihale yapıldı. Hepsi de feshedildi. Dolayısıyla burada vatandaş da çok ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Yani o güzergah üzerinde bahçesi olan, evi olan vatandaşlar pert olmuş durumda. Tozdan, dumandan ne kapısını ne penceresini açabilir. Hayatları zindan oldu. Yazık günah ya. 14 kilometrelik bir alan yani. Asfaltı dökülecek. Başka bir şey yok. İşte bunu yapılamıyor. Dalga kıran tabii ki olmasını isteriz. Her fırsatta da dile getiriyoruz. Ama Samandağ turizmine de ciddi bir katkı sunar. Bunun da yapılmasını bekliyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız. Zaten Samandağ'a bir şey yaptıkları yok. Çok ciddi de vergi ödüyor Samandağ halkı. Ama devletten geri dönüş noktasında hiçbir hizmet alamıyoruz. Şeyde de Refik Bey sadece Samandağ'da değil yani Antakya'da, İskenderun'da, diğer ilçelerde çok sayıda Samandağlı iş adamı var ve büyük iş adamları. İş çok ciddi vergiler de ödüyorlar. Evet vergi noktasında i̇hracatçı, doğru. İhracatçı tabii, evet. Tabii ihracatçı bağlamında ben bildiğim Türkiye'de çok Samandağlı en, var. Türkiye'de en büyük yaz sebze meyve ihracatçısı Samandağlı. Samandağlı. Evet. Evet. Bizim akrabamız. Sizin akrabanız Zer Yılmazlar yine. Evet. Tek Asya. Tek Asya evet. Yani reklama mı? Ya reklama reklam girersek girsin. Hatay'ın bunu reklama ihtiyacı yok ki zaten. Hikmet abiye buradan selamlar, sevgiler. Türkiye'de buradan bir bal satışı yapmıyorlar. Ya abi ne olacak yani Türkiye'de ya? Türkiye'ye sunulan katkıdan söz ediyoruz. İhracat işiyle. Ben Hikmet amcanın buradan elini öpüyorum ya. Yani Hikmet Er Yılmaz tabii. Yüzlerce binlerce insanı istihdam ediyorlar. Evet. Peki. Peki Refik Bey programımızın sonuna geldik ama toparlama babında birkaç cümle daha söyleyebilirsiniz. Kapatıyoruz. Şöyle yani belediye başkanlığı görevi gerçekten zor bir görev. Biz bu görevi kabul ederken hani koltuk aşkıyla değil, memleket aşkıyla talep ettik. Yani milletvekilliği yapmışız, 13-14 yıl avukatlık yapmışız. Bedelli bir yaşa geldik. Yani belediye başkanı olsan ne olur, olmasan ne olur. Ama bu memlekete bir şeyler vermenin mutluluğunu yaşamak istedik. Kolay mı değil? 70 yıllık ihmal edilmiş. Dediğim gibi devlet özellikle tarafından ciddi anlamda ihmal edilmiş, çok ciddi sorunları olan, kangren haline gelmiş sorunları olan bir ilçeyiz. Dolayısıyla bunları yavaş yavaş aşmaya çalışıyoruz. Tabii ekonomik sıkıntılar da var. Vatandaşlarımızın bizi anlamasını bekliyoruz. Bir empati kurmasını bekliyoruz. 60 yıllık Samandağ'ın su sorunu, 9 mahallenin su sorunu çözüldü. Altyapısı bitti. Şu anda üst yapıda, bozulan üst yapıyla ilgili ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Ama maliyetler de çok arttı. Altından kalkamıyoruz. Yani bir ilçe belediyesinin artık asfalt yapması lüks bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Maliyetler yani 300 liradan bir yılda 300 liradan 1000 liraya yükseldi. Dolayısıyla burada vatandaşlarımızın biraz empati kurmasını rica ediyorum. Biraz sabırlı olmalarını rica ediyorum. Dedikodulara itibar etmemelerini rica ediyorum. Ve temizlik konusunda da taleplerimiz var. Gerçekten böyle sokak aralarına girdiğim zaman çok üzülüyorum ya. Siyasetten de soğuyorum. Yani vatandaşlarımız maalesef bahçede hep her fırsatta da söylüyorum çünkü çok rahatsızım. Bir turizm ilçesi. Ben ara sokaklara girdiğimde o çalığı, çırpı, molozu gördüğü zaman üzülüyorum. Bu ilçe bunu hak etmiyor. Bakıyorsunuz şimdi başsağlığına gittim. Samimi söylüyorum.
Bir ara sokaktan geçtim. Ev tiril tiril. Her taraf gül bahçesi. Hani derler ya, gül her taraf. Sokağa gel. Ya öyle bir şey olamaz. Evin önündeki duvar hemen yol tarafında çalı, çırpı, moloz ne ararsan var. Ya arkadaş olmaz. Olmaz. Senin evin duvarının öbür tarafını görmüyoruz. Ama o yoldan geçen herkes evin önündeki o rezaleti görüyor. Ya arkadaş orayı niye kirletiyorsun? Temiz tutsana. Bahçesinden koparıyor, yola atıyor. Evinden ne varsa koltuğusundan, işte koltuğundan kanepesine, efendim süngerinden molozuna kadar hepsini sokağa atıyor. Olmaz. Evet, benim görevim konusunda benim dikkatli olmak gerekiyor. Benim görevim peki, çöp konteynerindeki o çöpleri toplamak. Onları da düzenli topluyoruz. Ama ben her evden, tarladan, bahçeden çıkan molozu, çalı, çırpıyı toplamakta zorlanıyoruz. Kötü bir görüntü var. O konuda vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Evet, Refik Bey. Bu konuda Bey'in, biraz daha duyarlılık. Refik Bey'in son sözü temizlik oldu. Lütfen Samandağımızı temiz tutalım dedi. Samandağ güzel bir yer. Samandağlılar güzel insanlar. Ben sizi çok seviyorum. Eminim ki buna da duyarlılık gösterilir. Sevgili seyirciler, çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Bir başka programda inşallah yeniden sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar.